Efendim merhabalar. Vakti şerifleriniz hayır olsun. Kanal 42 televizyon ekranlarından ve Radyo Gençlik vasıtasıyla bizleri radyo frekanslarında dinlemekte olan dinleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Dünyaya seslenmeye çalışıyoruz. İslam dünyasına sesleniyoruz. Ümmet birliğini sağlamak adına mücadelemizi sürdürüyoruz. Anadolu Gençlik sahur vakti başladı. Biraz önce de başlangıçta bir kısa paylaşmaya çalıştım. Elimde İngilizce olarak ifade edilmiş bir Kur'an-ı Kerim var. Kur'an'a, hayat kitabımıza ne kadar yakın olabiliyoruz? Bunu biraz daha algılamaya çalışıyoruz. Tabii öğrenmeye çalışırken, öğrenciliğimizi sürdürürken sadece kitabımızı bir duvarda asılı olarak görmektense hayat kitabı olarak görmek önemli. Hayat kitabı olarak kalmalı ve yaşarken yaşatabilme idealinde bir anlamda ön plana çıkarmamız lazım. Bu anlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün Ramazan'a başlangıç yaparken hayat kitabımızdan başlangıç yapacağız. Kur'an ve Ramazan diyeceğiz. Kanal 42 ekranlarında ve Radyo Gençlik'ten tüm dinleyicilerimize aynı zamanda seslenmiş olacağız. Bugün ilk olarak Kur'an ve Ramazan derken bize bu konuda yardımcı olacak hocamız Hasan Basri Balcı hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa bulduk. Rabbim inşallah sonunu görmeyi nasip etsin. Emanetini almazsa biz de görevimizi ifa etmeye çalışacağız. Sizinle bir başlangıç yapıyoruz. Besmele'yi çekiyoruz. Tabii bunu yaparken de liste başından alıp sonuna doğru devam etmek lazım. Bir protokol uygulamak lazım. Ramazan'ın bize uyguladığı, Rabbim bize vermiş olduğu güzellikleri ifa etmek açısından da önemli. Şuradan başlamam lazım belki de. Size de bu konuda söz vermek isterim. Neden Kur'an ve Ramazan ön plana çıkar? Bu 11 ayın sultanı ayda Kur'an Ramazan'a eşlik eder. Evet. Mesela buradan başlarsa nasıl olur? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Öncelikle bu idrak etmiş olduğumuz Ramazan ayının memleketimiz için, Müslüman kardeşlerimiz için, bütün İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını, kurtuluşumuza vesile olmasını, dirilişimize vesile olmasını, kan ve gözyaşlarının dinmesine vesile olmasını Allah-u Teala'dan niyaz eder ve biz Müslümanların bu ayı Allah rızası için ve Resul-i Ekrem Efendimizin sünnetine ittiba ederek eda ve ihya edip günahlardan arınmış olarak bayram yapmayı nasip etmesini Rabbimden niyaz ederim. Rabbim lütfeylesin inşallah. Amin. Ramazan ayı, ayların sultanı. Niye ayların sultanı? Bu hususta bununla başlamış olalım. Bir şeye dikkatinizi çekeceğim dinleyicilerimle beraber. Ayların sultanı Ramazan. Hı hı. Gecelerin sultanı Kadir Gecesi. Evet. Efendim, şehirlerin sultanı Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere. Efendim, emin bir belde. Emin bir belde aynı zamanda. Meleklerin sultanı Cebrail Aleyhisselam. Peki bunların ortak yönü ne acaba? Var mı bir ortak yönü? Evet. Baktığımız zaman ortak yön Kur'an-ı Kerim. Hmm. Kur'an-ı Kerim'i Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme getiren elçi, vahiy elçisi Cebrail aleyhisselamdır. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ay Ramazan ayıdır. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu şehir Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'in toptan Allah katından dünya semasına indirildiği gece Kadir Gecesidir. İşte Kadir, Kur'an-ı Kerim böyle mübarek bir kitaptır ki onu getiren meleği meleklerin sultanı yapıyor. Onun indiği geceyi bin aydan daha hayırlı yapıyor ve onun indirildiği ayı ayların sultanı yapıyor. Ve onun gönderildiği peygamberi de peygamberlerin sultanı, peygamberlerin en büyüğü ve en faziletlisi yapıyor. Yani zaman ve mekan anlamında da bir baktığımız zaman özelliği var, öyle mi? Evet, aynen öyle. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayının faziletinden bahsederken Ünzile fihil Kur'an.
Kur'an diyor o ayda indirildi. Özellikle ifade ediliyor. Özellikle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmiş olması. Onun için bunu teyit eden birçok ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler de var. Şöyle ki aynen bunun gibi bu örneklerden yola çıkarak şöyle şu hadisinden de ilham alarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَدَعُ بِهِ آخَر۪ينَ Allah-u Teala diyor, kavimleri, milletleri bu Kur'an'la yüceltir ve yükseltir. Bu Kur'an'ın okunmasını, bu Kur'an'ın efendim anlaşılmasını, bu Kur'an'ın hükmüyle hükmedilmesini, bu Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmasını ve neticede bu Kur'an-ı Kerim'in hayat kitabı olmasını terk edenleri de yüzüstü bırakır diyor. Bir parantez açabilir miyim? Çok güzel bir yere temas ettiniz. Mesela milletleri dediniz. Her millet için geçerli mi? Aynen öyle. Bir müddet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rehberliğinde sahabe Kur'an'a sarılmış, sünnete ittiba etmiş, birbirlerini öldüren birer kabileden öteye geçmeyen bir toplulukken Kur'an'a sarılmaları, Resul-i Ekrem Efendimizin rehberliğinde Kur'an'a sarılmaları sayesinde Bizans'ın surlarını dövmüşler, Kisra'ları ve Kayser'leri tarihten silmişler. Aynı şekilde ondan o İslam bayrağını devralan ecdadımız Osmanlı, o Kur'an'la hükmederek 600 sene dünyaya efendim hükmetmiş, adalet, barış, huzur sağlamış ve ne zaman ki Kur'an'ınla hükmedilmesi terk edilmiş ve bugünkü hale gelmişiz. Şimdi ben birçok arka arkaya soruları ifade etmek istiyorum açıkçası ama mesela merak ettiğim noktalar da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi Kur'an'la Ramazan'ı yan yana böyle yazınca aklıma gelen ilk konulardan bir tanesi de şimdi herkes daha çok Kur'an okuyalım, daha çok Kur'an'la yatıp kalkalım. Hatta gerçekten bunu fiiliyatta da belki yatma kalkma anlamında da ifade edebilirim. O dereceye geliyoruz Ramazan ayında. Ama asıl olan 11 ayın dolgunluğunu bir aya taşımak mı yoksa bir ayda dolup o 11 aya taşmak mı mesele? Buradaki soru işareti önemli gibi geliyor bana. Şimdi maalesef Hristiyanlardaki yanlış bir anlayışla biz de ibadetleri belli günlere, belli gecelere, belli efendim haftalara hasretme ve diğer günlerde yapmama şeklindeki bir anlayış tamamen yanlıştır. Ama Müslüman İstanbul'da "Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn." Size ölüm gelinceye kadar Rabbinize kulluk edin, ibadet üzere olun. Emrine uyarak mümin her an Allah'a iman, itaat üzere olacak. Kulluk üzere olacak. Kur'an ve sünneti üzere bir hayat yaşayacak. Ama belli zamanlarda bunu daha da artıracak. Hani tabir caizse fitesi daha da büyütecek. Ve buradan hazine genişleyecek yani. Yani depoladığı enerjiyle manevi diğer günleri de daha salimen, daha bir şuurlu bir şekilde yaşamaya çalışacak. Onun için İmam-ı Rabbani Kudüs'e soru diyor ki Ramazan'ı güzel geçenin diğer ayları da güzel geçer. Ramazan'ı dolu dolu yaşayanın diğer ayları da efendim Allah'ın rızasına sünnet üzere olması mümkün olur buyuruyor. Mesela biz yayından önce bunu konuşmaya çalışmıştık. Ramazan ayındaki o yorgunluğumuz yok. Yani aslında bir yorgunluk olması lazım. Daha çok bir uğraş var. Susuzluk da var. Yani bunun yanında. Sabır var demek istemiyorum ama bu bir güzellik olarak. Hadi sabır da var. Bunlara rağmen bir yorgunluk olması lazım. Ama bu fiiliyatta gerçekleşmiyor. Şimdi bu yorgunluklar, zorluklar imanla, beyinle alakalı bir şey. Şimdi siz çok ibadet ve taat yaparsınız. Hiç yorgunluk hissetmezsiniz. Çünkü aşkla yapıyorsunuz. İsteyerek. Öbürü yani, isteyerek, evet. Öbürü istemeyerek, bıkkınlıkla yapar ve yorgunluk hisseder. Ben bir bakıyorum hacda, birisi arabada gidip geliyor, of puf yandım bittim diyor. Öbürü arabada yürüye, gitmesine ama. Evet, gitmesine ama öbürü yürüyerek gidiyor. Ayakları çatlamış, yanamış. Amma güzel oldu, elhamdülillah ya diyor. Hiç zerre kadar bir müşteki olmuyor. Yani bu ibadetler aşkla, samimiyetle, sevgiyle, muhabbetle yapılacak. Sevilen bir şey zor olmaz. Yorgunluk vermez. Hani biz yemek yerken hiç yorulduk ya falan demiyoruz yani. Daha çok, daha çok yiyoruz. Hiç yorgunluk falan hissetmiyoruz.
Hatta son zamanlarda doyduğumuzu bile hissetmiyoruz. Maalesef. O da bir acı nokta. Maalesef. Onun için burada Ramazan ayında ben şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'i elbette daha çok okuyacağız. Çünkü Resul-i Ekrem'in hayatında öyle görüyoruz. Şunu söyleyeyim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan hayatına baktığımız zaman şu belli başlı ibadetleri görüyoruz. Bir, malum ayetle de sabit, gündüzün oruç tutmak. Evet. Estağfurullah. Femen şehide minkum fel yasum. Kim o Ramazan ayına erişirse oruç tutsun. İkincisi, geceleri teravih kılmak, teheccüd kılmak. Sadece teravih de değil. Teheccüd de buna ilave. Tabii muhakkak. Ki hacca umreye gidenler görürler Mekke'de, Medine'de hem teravih kılınır, ayrıca bir de cemaatle teheccüd kılınır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tegaddeme min zembih. Kim inanarak ecrini ve mükafatını sadece ve sadece Rabbinden bekleyerek Ramazan gecelerini ikame ederse, Ramazan gecelerinde namazla kaim olursa anasından doğduğu gibi olur, geçmiş günahları temizlenir buyuruyor. Salatu rak'atayn fi cevfil leyl hayrun mined dünya ve ma fiha. Gecenin ortasında kılınan iki rekat namaz dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır buyuruyor. Onun için kardeşlerimden yeri gelmişken rica ediyorum. Sahura sadece yemek yemeye kalkmayalım. Kalktığımızda bir abdest alalım. Namaz kılalım. Ve bilhassa Kur'an kıraatini geceleyin yapalım. Yani burada aslında ihtiyaç olan, bedenin ihtiyacı olan şey iki rekatta namazdır diyorsunuz, doğru mu? En azı yani. Yoksa bunun sonu için yok. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatını okuyoruz. Namaz kılmaktan ayakları şişiyordu diyor. Gözyaşlarıyla sakalı ıslanıyordu. Bugün geceleyin namaz kılmaktan ayakları şişen bir peygamberin çok yemekten karnı şişen bir ümmeti olduk. Peki, yani. Peki acı bir soru da sormuş olalım. Mesela aslında biraz daha farklı noktalara gelmek istiyorum ama o peygamberin öyle bir ümmeti var mı? Valla şimdi var mı yok mu bilemiyorum ama biz kendimiz adına onlardan olmak için gayret içerisinde olmalıyız. Yani bizim görevimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i her hususta örnek almak ve ibadetimizde de orucumuzda da ne diyor? Sallu kemâ ra'eytumûne usalli. Bende gördüğünüz gibi namaz kılınız. Resul-i Ekrem'de gördüğümüz gibi oruç tutacağız. Resul-i Ekrem'in Kur'an okuduğu gibi Kur'an okuyacağız. Yani o bize kılavuzdur, rehberdir her hususta ama hayatın her safhasında. Onun için bu noktada gayret içinde olmalıyız. Var mıdır yoksa biz kendimizden başlayacağız bu ıslaha, kendimizden başlayacağız vaaza, irşada, tebliğe, davete. O zaman burada en önemli kıstaslardan biri ortaya çıktı. Biz ne kadar uygulayıcı olursak çevremize tesiri olur. O çevreyi ne kadar etkileyebilirsek doğrularla o da daha çok etki yapmış aynen olur. Aynen öyle. Bir kutsi hadis de öyle diyor. İz nefseke thumme izin nas. Ya İsa diyor, önce nefsine vaazu nasihat et, sonra başkalarına nasihat et. Yoksa utan diyor benden. O açıdan önce kendimizden başlamalıyız. Allahu Teala gece ibadetiyle alakalı olarak estağfurullah vellezine yebitune li rabbihim succeden ve kıyame. O müminleri, Rahman'ın kullarını vasfederken evet, onlar geceleri secde ve kıyamla gecelerler. Uykuyla demiyor bakınız. O ibadurrahman. İbadetle sabahlıyorlar değil yani, mi? Onlar diyor secdelerle, kıyamlarla gecelerler. Uykularla diye. Bu hususta bu Ramazan da bunu alışkanlık haline getirip Ramazan'dan sonra da devam ettirmek yine mümin kardeşlerimizin en büyük dikkat edeceği hususlardan birisi olmalı. Siz mesela programa başlarken ihtiyacımız olan duaları yaptınız. Evet. Yani ben daha doğrusu ihtiyacımız olan diye evet, ifade ediyorum. Belki biraz daha açmak gerekebilir. İslam dünyası açısından da bunu söylediniz. Evet. Bugün insanın mesela nefsiyle alakalı da böyle bir sorun olduğunu düşünüyorum. Mesela biraz önce nefisle de alakalı konuya evet, da girdiğiniz için. Birkaç gün öncesinde Sayın Mehmet Bakırcı hocamız da bir akşam bahçede otururken ben kendisinden Beled suresinin biraz daha böyle açlık detaylarını analiz yapmasını istedim. Evet. Ve eminlikten bahsetti, nefisten bahsetti, imtihandan bahsetti. Sonra da insanın kendisini sorgulaması gerektiğini söyledi. Bugün biz kendimizi bu anlamda sorgulamakta zayıf mıyız acaba? Böyle bir eminlik duygusunda eksiklik olabilir mi? Maalesef yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
hasibu qabla en tuhasabu. Allahu Teala tarafından siz hesaba çekilmeden evvel siz kendinizi hesaba çekiniz buyuruyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem defteri amalinde günah yazılmayan, yazılı olmayan bir peygamber. Buna rağmen yani ahiret hesap korkusuyla ağladığı ve kızım Fatıma, peygamber kızıyım diye güvenme, üç yerde ben bile kendi derdime düşerim diye kızını, aile fertlerini uyaran bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir o dertler, o üç yerden ifade yani, ediniz? Sırattan geçerken, amel defterleri verilirken sağından mı verilecek, solundan mı verilecek ve mizan terazisinde ameller tartılırken bu üç yerde diyor herkes kendi derdine düşer. Zaten ayet-i kerimede estağfirullah yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve sahibetihi ve benihi. O gün öyle şiddetli bir gündür ki o gün kişi anasından, babasından, kardeşinden, eşinden, sahibinden, arkadaşından kaçar. Herkes herkesten. Herkesten kaçar. Kendi derdine düşer. Hak iddia ederler de sevabında bir eksilme olur endişesi ve korkusuyla. Öyle çetin bir gündür. İşte o güne hazırlanmalı. Devamlı kendimizin muhasebesini yapmalı. Ama o teraziyi belirleyen de kişinin kendisi. Doğru mu? Yani şimdi kenar artıda ekside ne olacağını kişi yaşadığı hayatıyla ortaya koyuyor. Her zaman hesaba çekmeli. Acaba ben yani bugün mesela ne diyor? Bugün Allah için ne yaptın diyor Hazreti Ömer kendi nefsine soruyor. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri ben her gün akşam diyor bugün o günkü yaptıklarımın hesabını yaparım. Eğer yaptıklarım iyi güzel şeyler için şükrederim. Varsa kötü şeyler için de diyor tövbe istiğfar ederim ve Rabbimden af dilerim diyor. O zaman burada zerrelerin mesela zerreyle ilgili ifadeler vardır belki ama burada her anın her zerrenin hesabı verilecek. Şimdi, muhakkak. Estağfirullah. Thumma la tus'alunna yevme izin anin na'im. Andolsun diyor. Size verilen bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Nimet nedir? Evet, evet. Kendisinden faydalanılan her şey. Bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Bununla ilgili çok enteresan Resul-i Ekrem Efendimiz'in hayatından bir tabloyu müsaadenizle arz edeyim. Bir gün bir gece vakti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evinde otururken kapı çalınır dışarıdan. Kimdir o? Ben ya Resulallah der Ebu Bekir Efendimiz. Ebu Bekir'in bu saatte ne işi vardır? Açlık ya Resulallah der. Açlık uyutmadı. Gel ya Ebu Bekir beni de uyutmadı der. Gelir biraz sonra yine dışarıdan bir ses. Kimdir o? Ben ya Resulallah Ömer'dir. Bu taş bağladığı dönemden bahsediyorsunuz herhalde değil mi? Yani taş karınlarına taş bağladığı dönemden. Bazen öyle taş bağladı oldu ama işte Medine döneminde olan hadise bir. Gel ya Ömer'dir. Bizi de açlık uyutmadı. Bir müddet böyle tefekkür, tezekkür. Gelin der Ebu Haysem'in bahçesine gidelim. Olgunlaşmış hurmalar görmüştüm. Kalkarlar, giderler. Önce Ömer Efendimiz radıyallahu anh çağırır. Ya Ebel Haysem. Çocuk duymuştur. Kendisi duymamıştır. Baba der. Ömer çağırıyor. Yat ya yavrum der. Bu saatte Ömer'in ne işi var? Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz seslenir. Çocuk yine duyar. Babası duymaz. Yat yavrum der sen. Bu saatte Ebu Bekir'in işi ne? Biraz sonra Hazreti artık Resul-i Ekrem Efendimiz çağırınca kendisi de uyanmış duymuştur. Hemen koşarlar kapıya. Fakat kapıyı birden açıvermez. O içeriden sesler de duyunca Esselamu Aleyke ya Ebel Hasan der Resul-i Ekrem. Ve Aleyke Selam der sessizce. İkinci, üçüncü tam dönecekler kapıyı açar. Buyur ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Selamınızı aldım ama hafif sesle aldım ki siz daha çok selam veresiniz. Daha çok duada bulunasınız bize diye. Karşılık versin diye, karşılık ifade etsin. Sizin daha çok duan, selam bir duadır. Daha çok duanızı almak adına bunu yaptım der. Ve hemen gider bir salkımı getir, hurma salkımını kor. Gider hazırlanır, yedirir, içirler, çıkarlar. Dönerken der ki yanındaki Ebu Bekir ve Ömer Efendimiz'e radıyallahu anhuma biz buraya aç olarak geldik, tok olarak gidiyoruz. Allah'a kasem ederim bu yediklerimizden de sorulacağız. Ondan da sorulacak. Evet. Thumma latus'alunna yevme izin anin na'im. Başkasının etmiş ol vermiş olduğu ikramdan da sorulacak. Bu nimetlerden soracağız. Bitti. Çünkü bütün bedende buluştu, birleşti. Her nimet şükür ister. Bu bir nimetse bunun şükrünü yapıp yapmadığımızdan da elbette hesap. Yani her şeyin bir karşılığı vardır. Bunun temel sebebi de bizim emanetçi olmamızdan kaynaklı. Mümin her halükarda imtihandadır. Ya şükürle
ya sabırla. Allahu Teala'nın bir lütfuna, nimetine nail olmuştur, şükredecektir. Bir bela musibetle karşı karşıyadır, sabredecektir. Ve bu mümin içindir sadece, başkası için değildir. Ve böylelikle 24 saati ibadet ve taata dönüştürebilir mümin. Ama ben temel bir noktaya temas etmek isterim. Sonra da reklama da gitmiş olalım, kısa bir araya da gitmiş olalım. Biz açız, doğru, ama açlığımız hayat kitabımızla alakalı sanki. Biz sarılmış olsak, belki de o açlığımızı gidermiş olsak dünya menfaati zaten kalmayacak gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim. En büyük açlık zaten manevi açlıktır. En büyük mahrumiyet imandan mahrumiyettir. Allah'a kulluktan uzak kalmaktır. En büyük mahrumiyet. Onu bulan her şeyi bulmuştur. Rabbini razı edeni Rabbim de razı eder. Biz Rabbimizi imanla, itaatle, kullukla razı edersek o bizi razı eder. Yani onlar Allah'tan dünyanın razıysa, Allah da onlardan razı gibi öyle mi? Radıyallahu anhum ve radu an. Eğer biz imanımızla, itaatimizle, kulluğumuzla Rabbimizi razı edersek, Rabbim de bizi lütfuyla, ihsanıyla, ikramlarıyla razı edecek ve bizi dünya ve ahirette razı olacağımız bir hayatı muhakkak yaşatacaktır. Bunda asla şüphemiz yok. Tarih bunun çok güzel örnekleriyle dolu. İnşallah ilerleyen sohbetlerimizde ben bunun fert bazında, devlet bazında, toplum bazında da misallerini, çok güzel örneklerini verme imkanı bulacağımıza inanıyorum. Bir virgül koyalım, kısa bir araya gidelim. Biz de sahurumuzu gerçekleştirmiş olalım bu anlamda. Evet. Tabii sahurun önemli kısımlarından bir tanesi de o bereketten, rahmetten feyizlenebilmek. Yani sadece konuşmak da diyor, aynı zamanda o şükrü de almak lazım. Evet. Kısa da bir ara vermiş olalım. Canlı canlı yayınımıza devam edeceğiz. Hem Kanal 42 ekranlarından hem de Radyo Gençlik frekansından sizlere sesleniyor olacağız. Kısa bir ara, aradan hemen sonra Kur'an ve Ramazan konusunu işleyeceğiz. Asıl açlığımız neden Kur'an'dır? Hayat kitabımızdır. Buna da biraz daha değinmiş olacağız. Efendim, Kanal 42 ve Radyo Gençlik ortak yayınında Anadolu Gençlik sahur vakti devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son olarak sözü bitirirken açlığımızdan bahsetmiştik. Ramazan'daki asıl açlığımızın gidermeye çalıştığımız Kur'an okumaları, öğrenme çalışmaları ve biraz da hasbihal edercesine içli dışlı olmak. Ama bunun dışında da hayatımızda biraz daha belki de beslemeli, çalışmalıyız. Yaşatacak düzeye getirmemiz gerekiyor. Bunu irdelememiz gerekecek diye düşünüyoruz. Hasan Basri Balcı hocamla bunu değerlendireceğiz. Ön plana da çıkması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Az önce arada da onu ifade etmeye çalıştım. Hani çok bilindik bir şeydir. Herkes de bunu çok net ifade eder. Kur'an evet Arapça gelmiştir ama sadece Araplara indirilmemiş, Araplara verilmemiştir. Diğer dillere de ifade edilmiş. Siz ilk bölümde bütün milletleri de kapsıyor diye ifade ettiniz. Bu açlığı gideriz ama mesela Kur'an nedir diye de bir soru var. Kur'an kim içindir? Kim için vardır? Hepimiz için vardır ama bunun karşılığı nedir hocam peki? Bismillahirrahmanirrahim. Ayşe annemiz radıyallahu anhaya bir gün Resul-i Ekrem Efendimizin ahlakını soruyorlar. Bunun karşılığında çok anlamlı bir cevap veriyor Ayşe annemiz. Siz diyor Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Kâne hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Ne demek ahlakı Kur'an'dı? Kur'an'ın emirlerini yerine getiriyordu. Yasaklarından kaçınıyordu. Kıssalarından hisse alıyordu, ders çıkarıyordu. Efendim, inanması emredilen inanç esaslarına iman ediyordu. Ahlakı esasları neyse Kur'an-ı Kerim'de onlara uyuyordu. Yani şunu söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim hem şefaatçidir hem lanetçidir. Nasıl oluyor hocam ikisi nasıl bir arada? Aynen, ikisi de oluyor. Nasıl oluyor? Eğer kişi Kur'an'ı okuyor olduğu halde emirlerini tutar, yasaklarından kaçınırsa, Kur'an'ın hükmüyle hayatına hükmederse, o Kur'an onun için şefaatçidir. Yok, Kur'an'ı okumakla beraber emirlerini yerine getirmez, yasaklarını işlerse, o Kur'an onun için lanetçidir. Rubbetalin yel'anuhumul Kur'an. Nice Kur'an okuyanlar vardır, Kur'an ona lanet eder diyor. Örneğin şöyle açıklıyor İslam alimleri. Bir ayeti kerime, ela lanetullahi lezzalimin. Dikkat edin, uyanık olun, agah olun. Allah'ın laneti zalimler üzerinedir.
Bir kişi Kur'an okuduğu halde nefsine, ailesine, insanlara, kardeşlerine zulmediyorsa kendi kendine lanet etmiş oluyor. Kur'an ona lanet etmiş oluyor. Bakınız, geçmiş başta Peygamber Efendimiz olmak üzere siz Peygamber Efendimizin yaptıklarında Kur'an'a muhalif tek bir fiil, tek bir söz gösteremezsiniz. Yani aykırı bir şey. Aykırı, evet. Yine sahabenin hayatında da hakeza öyle. Ondan sonraki selef dediğimiz tabi'in, tebaut tabi'in döneminde ve geçmişteki o güzel dönemlerde çok güzel örnekler var bu husustan. Ben bir tanesini teberrüken anlatayım. Buyurun lütfen. Abdullah İbni Mübarek anlatıyor. Büyük mücahit, büyük müfessir, muhaddis. Her sene para biriktirir. Bir sene biriktirdiği parayla hacca gidermiş. Hacca giderken de tebliğ, davet, emri bil maruf, nehyanül münker yapa yapa gidiyor. Bir sene de yine para biriktirir. Allah yolunda cihada giden büyük alim, büyük veli, büyük muhaddis ve müfessir. O anlatıyor. Bir gün diyor, hacdan dönüyorum. Yolda kenarda çarşafının içerisinde bir kadın oturuyor gördüm diyor. Allah Allah, bir kadın tek başına burada olması normal bir hadise değil. Niye burada yalnız başına diye yanına vardım, sordum diyor. Nereden gelip nereye gidersiniz? Bana ayet okudu diyor. Estağfurullah. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa ila ahir ayet. O Allah ki kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdü. Anladım ki diyor, Mekke'den Kudüs'e gidiyor. Peki kaç gündür, ne zamandır buradasın dedim diyor. Yine ayet okudu. Estağfurullah. Felâsete leviyyin leyalin seviyye. Tam üç gecedir. Yine ayet. Peki niye burada yalnız başlasın? Bir kadının yalnız başına yola çıkması yanında mahrem olmadan caiz değildir. Yer. Evet. Dedim yine ayet okudu diyor. Anladım ki yolunu şaşırmış diyor. Peki sen açsındır, sana yiyecek vereyim dedim. Yine ayet okudu. Estağfurullah. Femen şehide minkum fel yasum. Biraz önce okuduğumuz. Kim Ramazan ayına erişirse oruç tutsun. Anladım ki diyor oruçlu. Peki ben de o tarafa gidiyorum. Bindirirsem gelir misin benimle götüreyim dedim diyor. Yine ayet okudu. Estağfurullah. Femen ya'mel mithkale zerratin hayran yara. Zerre kadar hayır yapan karşılığını görür. Anladım ki diyor, kabul ediyor. Peki devemi ıhtırayım diyor. Binesin. Devemi ıhtırdım. Buyur bin dedim. Bana yine ayet okudu diyor. Estağfurullah. Mümin erkeklere söyle gözlerini yumsuzlar manasında. Kullil müminin yeğuzzu min ebsarihim. Sakınsınlar diye. Gözlerini harama bakmadan yumsunlar, sakınsınlar. Anladım ki deveye binecek, üzeri açılabilir, dön diyor yani. Döndüm diyor. Baktım ki vasıtaya, bineye binince okunacak olan ayeti okuyor. Estağfurullah. Subhanellezi sakharana hâza ve mâ künnâ lehu mukrinin. Yani hayatı saniye saniye işliyor. Aynen böyle. Hiç ağzında başka bir şey çıkmıyor. Sadece ayet. Deveyi götürüyorumdur. Götürürken deveyi coşturayım, hızlı gideyim diye şiirler söylüyorum. Yine bana ayet okudu diyor. Estağfurullah. Fel yakra'ul Kur'an'a ma teyassara minih. Kur'an'dan kolay gelenini oku. Ayetini okudu diyor. Ondan güzeli var mı diyor. Allah Allah. Dedim bacım bu da helaldir. Bunda da bir sakınca yoktur dedim diyor. Bilirseniz Kur'an okumak sizin için daha hayırlıdır falan. Dedim ya bu kadın o ayet. Acaba evli mi bekar mı? Bir sorayım da bekarsa Allah'ın emriyle evleniriz falan. Yine sordum diyor. Evli misiniz, bekar mısınız? Yine ayet okudu diyor. Estağfurullah. Ya eyyühellezine amenu la tes'elu an eşya'e in tübdeleküm tesüküm. Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek soruları sormayınız. Peki buradan ne çıkartacağız hocam? Açık ya. Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek soruları sormayınız. Demek ki evliymiş yani. Peki yani bu hani biraz önce bahsettiğiniz mesela Hazreti Ayşe annemizin dediniz, onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Bugünün dünyası da bunu hani örnek alarak hayatına nakşedebilir mi? İşte ben oraya geleceğim. Ve kadın bu şekilde her soru cevap veriyor ve neticede buluşturuyor ise hikaye uzun. Ve evlatlarıyla yola çıkmışmış. Han'da buluşturuyorlar. Diyor bu anneniz niye böyle diyor. Hep ayet okudu bana. Hâzihi ummuna. Bu bizim anamız diyor. Erba'ine sene, 40 senedir ağzımdan Rabbimi darıltacak lüzumsuz bir söz çıkmasın diye hep ayetle konuşur.
Bu bir kadın, İslam alimlerinden birisi değil, Müslüman kadınlardan bir kadın. O zamanki Kur'an'la iştigali, Kur'an'la yakınlığı, Kur'an'la beraberliği düşünün ve günümüzde ki Kur'an talimini, Kur'an'la alakamızı kıyasladığın zaman arada uçurumlar var. Hocam siz Müslüman çıtasını çok yükselttiniz. Yani şunu yükseltme değil, benim haddim değil, ben yükseltmek veya düşünmek, şunu söyleyeceğim. Bugünün dünya gözüyle bunu söylüyorum. Aynıyorum yani, evet, bugün bizim Müslümanların durumu çok acımsal. Mesela ben bir öğretmenim, İmam Hatip Lisesi'nde görev yapıyorum. Çocuğun babası geliyor, hocam diyor, benim diyor, kızım, oğlum üniversiteye gidecek, Kur'an'dan bu kadar sıkmayın diyor. Verme dersi diyor, öyle mi? Yani fazla verin notu, geçirin, öğrenmese de bilmese de geçsin. Yani onu ikinci sıraya atıyor, asıl önemli Allah olan başka olsun. Bir şey diyor. Veya diyorsunuz ki bunu bir Kur'an'a gönder, Kur'an kursuna, Kur'an'ını öğrensin, talim etsin. Hocam diyor, sene kaybetmesin, üniversiteye gidecek. Bu söz çok tehlikeli bir söz. Benim yüreğimi yaralayan bir söz. Demek ki Kur'an'la geçen saatler, dakikalar, seneler boşa geçmiş oluyor, öyle ama mi? 3-4 yaşında çocuklar, bebekler hatmedince de, Kur'an'ı okuyabilince de çok mutlu oluyoruz. Evet, aynen öyle. Onun için Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'i en çoğu talimi, bakınız onu da söyleyeyim yeri gelmişken, hepimizin bildiği meşhur bir hadis-i şerif var. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Evet. Bakınız burada bir incelik var. Okuyan ve okutandır demiyor. Taallüm içine bütün okuyan bilgi, yüzeysel kalıyor. Ha, okuyan okutan değil. Ya Kur'an'ın öğrenen, öğreten, tefsiriyle, ahkamıyla, ahlakıyla, efendim sebebi nüzulüyle, oradan çıkarılacak hükümleriyle onu tamamen öğrenen. Yani ne diyor mesela sahabeden Abdullah İbni Ömer? Ben Bakara suresini 5 senede öğrendim. 5 senede. Evet, aynen ifadesi Hayatü Sahabe'de geçer ve şükür için diyor kurban kestim, deve kurban ettim. Halbuki biz şimdi 2 senede hafız yapıyoruz. Demek ki onların Kur'an'ı öğrenmeleri, anlamalarına bakışı farklı yani. Yani şöyle mesela bir ayetin sebebi nüzulü, oradan çıkarılan hükümler, hikmetler, efendim nasıl anlamalıyız? Yani tefsiriyle, ahkamıyla, sebebi nüzulüyle, bütün her yönleriyle anlamak ve hayata hakim kılmak. Yine Hazreti Ali Efendimiz diyor, biz 10 ayet öğrenir, onunla amel eder, ondan sonra 10 ayete geçer. Onu diyecektim. Yani yaşıyoruz ya, o zaman kesinlikle. Yani o dönemlerde yaşadıktan sonra bir başkasını öğrenme iştiyakı başlıyor, öyle mi? Yani bu en da şunu kendi söyleyeyim. Hayatına, nefsine kesinlikle gereğini yapıyordu. Yani Kur'an-ı Kerim sadece, evet, kıraatı da bir sevaptır. Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakmak bile sevaptır. Amenna. Ama maksat bu değildir. Maksat Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, anlayarak ve neticede anladığımız Kur'an'ı hayatımıza tatbik ederek Allah'ın rızasını kazanmaktır. Kur'an bizim hayat kitabımızdır. Hayat rehberimizdir. Bununla amel edilmek için gönderilmiştir. Bu hususta maalesef biz yani şunu dikkat etmeliyiz. Bir, öncelikle elbette Kur'an'ı öğreneceğiz. Her mümin Kur'an'ı öğrenecek. Tecvid ve mahreciyle öğreneceğiz. Okumak öğrenmek değil ama. Ha, evet. Değil mi? Kesinlikle öğreneceğiz. Çünkü namaz kılmak farz. Namazda kıraat da farz. Öyleyse her müminin Kur'an'ı öğrenmesi öncelikle öğreneceği bir ilimdir. Namazı kılıyor ama Kur'an'da eksiği var. Nasıl kılıyor mesela? Evet. Sorgulanacak noktalara gidiyor. Bugün 15-20 sene bir meslek kazanma adına tahsil yapıyoruz. Evet. Ama 15-20 günümüzü ayırıp Kur'an-ı Kerim okumuyoruz, öğrenmiyoruz. Bugün 15-20-25 sene tahsilimizi ayırıyoruz. O zamanımızı ayırıyoruz, maddi imkanlarımızı ayırıyoruz. Ama şu Kur'an'ı öğrenmek için ayırmıyoruz. Üniversiteyi bitirmiş bir Müslüman genç Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. Rica ederim, bundan daha büyük ar ve ayıp olabilir mi? Sonra Müslüman olanlar... Hans da bilmiyor, Hasan da bilmiyor. Yani sonra da Müslüman olanlar biraz daha sanki bu işe daha çok iyi sarılıyor, ipe daha çok sağlam şimdi, sarılıyor, evet, diyorlar mesela. Bu da onun sebepleri değil mi? Şimdi latif olsun diye söyleyeyim. Hacda hanımıyla hac yapıyormuş, işte hep hanımını korumaya çalışıyor falan. Demişler, kardeşim biz senin hanım kıymetli mi bu kadar ya, demişler. Bizim de var ya, hani ya bu kadar koruyorsun. Bu kıymetli demiş. Bunu babam vermedi, ben aldım demiş. Yani ikinci hanımıymış. Şimdi onlar kendi araştırarak buldukları için onun için kıymetli kadını olacağı kıymetini için biliyorlar. Hani kişinin kendi kazandığı ve babasından kalan kıyaslayarak kendi kazandığının daha çok kıymetini bilir derler. Onlar arayarak buldukları için İslam'ı daha çok kadını kıymetini biliyor. Ben Avrupa'ya da her sene birkaç defa giden bir kardeşiniz olarak söylüyorum.
Orada öyle yani, Kur'an-ı Kerim adam Müslüman olur olmaz bir kenara çekiliyor. Ben diyor önce bu kitabı öğrenmeliyim mutlaka o zaman. Çünkü bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor: "İza arade minkum en tekelleme rabbahu felyekra'ul Kur'an." Sizden birisi Rabbi ile konuşmayı murad ettiği zaman, istediği zaman, arzu ettiği zaman Kur'an okusun. Kur'an okuyan Rabbi ile konuşuyor demektir. Şimdi Rabbi ile konuşmaktan daha büyük bir şeref, saadet, mutluluk olabilir mi? Bunu herkes istiyor ama aslında. Yani işte o zaman onun için istiyor da dil de kalıyor sadece. İstese söylemede kalıyor sadece. Söylemde kalıyor. İsteyen mutlaka Kur'an'ı. Rabbim diyor ki ben ile konuşmak istiyorsanız Kur'an okuyacaksınız. Bir insan Kur'an okusa da ben Rabbimle konuştum dese, ha konuşmak niçindir? Anlaşmak içindir. Ha anlamıyorsan o zaman eksik kalıyor Kur'an-ı Kerim'e karşı görevlerin, vazifelerin. Mutlaka anlamalıyız. Ama anlamalıyız derken şunu da söyleyeyim. Sadece mealini okuyarak da anlamış olmayız. Bakın günümüzdeki bir tehlike. Bu önemli, üzerine basarak söylüyorum. Ben Kur'an mesela mealini okumayı çok severim mesela. Meali okuyacağız, okumayacağız. Mutlaka okuyacağız. Ama mealle yetinmeyeceğiz. Hmm. Benim Avrupa'da karşılaştığım, buna canlı bir misal vereyim. Bir gün Özbekistan'dan bir genç geldi sizin gibi. Hocam dedi, ben dedi bu gavurları öldüreceğim dedi. Niçin? Niçin öldüreceksin? Ya Allah buyuruyor Kur'an'da dedi. Ya etme dedim. Nerede buyuruyor? İstanbul'da. Vaktuluhum haysu vecettumuhum. Ayet bak okudum. O gavurları bulduğunuz yerde öldürün. Ama öncesi sonrası? Heh, bunun sebebi nüzulen. Neyle alakalı? Onun için tefsir okunması gerekiyor. Sadece mealini okumakla anlaşılsaydı. Bakınız bir şeye önemli dikkatinizi çekiyorum. Nedir o? Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar Arapça, Türkçe, Farsça yazılmış 5 tane bile meal gösteremezsiniz. Hep tefsirdir. Hep tefsirdir. Bak iddia ediyorum şu programda 5 tane bile meal gösteremezsiniz. Yazılanlar niye alimler bir mealle yetinselerdiler? Doğru, ben de tefsirden faydalanıyorum açıkçası. Ha, niye bir tane cilt yaz bu kadar 10 cilt, 15 cilt, 20 cilt, 4 cilt tefsir yazmışlar. Bir tane yazıp bitirebilselerdi bu işi. Niye zormuşlar bu kadar kendilerini? Çünkü dediğim gibi sadece elbette meal okuyacağız. Meallerden istifade edeceğiz ama son noktayı onunla koyamayacağız. Bakınız 73 fırka diyoruz. İslam coğrafyasında maalesef bir fırkalar var, veşi gruplar var. Bunların hiçbirisi Kur'an'ı inkar etmiyor. Kabul ediyor. Tabii. Ama ayrışıyor. Neden? İşte bu Kur'an'ı anlamadan ayrışıyor işte. Anlamak da bu kadar zor olamaz ki ama tek dilde yazılmış ve... Ama şöyle işte Peygamberimiz buyuruyor ki Kur'an'ın bazı ayetleri farklı manalara gelme özelliği taşır. Kısa ve öz olduğu için. Şimdi Kur'an'ın mecazi var. Yani o açıdan kalkmış bir tane diyelim mücessime Allah'ın bizim gibi eli gözü var demiş. Ya nereden çıkıyor işte ayet diyor. Yedullahu fevka yedihim. Allah'ın eli diyor diyor. Allah'ın eli var bizim gibi diyor. Ha işte onu Kur'an'ı anlamak için bir ayete mana verilecek müfessirlerin usulü budur. Önce onun en güzel tefsiri başka bir ayetledir. Bu usulü açıklayan başka bir ayet var mı ona bakılır. Yoksa Resul-i Ekrem bu ayeti nasıl açıklamış? Eğer sadece Kur'an Arapça bilgisiyle yeterli olsaydı peygamber niye gönderildi? O zaman biraz da parantez açalım. Açıklayan değil de Kur'an bir açıklayıcı kitaptı. Doğru mu? Daha da geniş yelpazeye baktığımız zaman her şeyi açıklayıcı. Kur'an her şeyi açıklar ama kendi başına sadece yeterli değildir. Ama onu destekleyen de işte... hadislerle açıklanır. Hadislerin efendim olmadan, peygamberimizin müfessirliği olmadan, beşer olarak en büyük müfessir Peygamberimiz yani, sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün mesela işte Kur'an'da yok kardeşim diyen bir kesim de var. İşte onlar da Hazreti Peygamber'in hayatına, onun söylediklerine itimat göstermiyorlar ya da dikkate almıyorlar ki hataya düşüyorlar o zaman. Maalesef aynen öyle. Bugün öyle ki bunu Peygamberimiz vaktiyle haber vermiş. Ben sizi diyor ala ereketi Kur'an'ına koltuğuna oturmuş. Biz Kur'an'dan başka bir şey kabul etmeyiz. Kur'an'ın helalini helal, haramını haram kabul ederiz. Ondan başkasını kabul etmeyiz derken görmeyeyim. Allah Kur'an'ın bir mislini bana verdi. Sünneti verdi. Yani sünnet olmadan Kur'an'ı kendi başına anlamak, çünkü farklı manalara gelme özelliği içinde bizzat Kur'an'ın mana zenginliğidir bu. Buradan ne kastettiğini mesela yine bir canlı misal vereyim. Hadis anlaşılmasına İstanbul'un fethinde. Millet veya savaşın birisinde kesin yok İstanbul'un fethi de olmayabilir. Kahramanca bazı sahabeler ileri atılıyor falan. Oradan diyorlar ki ya bu adam kendini tehlikeye atıyor ya.
Allah Kur'an'da buyuruyor ki Estağfurullah, la tulku enfusekum ila tehlike. Nefsinizi tehlikeye atmayın diyor. Bu adam kendini tehlikeye atıyor, ölüme atıyor. Ebu Eyyub el-Ensari hemen orada müdahale ediyor. Hayır diyor. Siz yanlış anlıyorsunuz o ayeti. O ayet nazil olduğunda biz şu olay üzerine nazil oldu. Biz artık Kur'an, İslam Mekke Medine fethedilip de İslam yayılınca dedik ki artık bağlarımıza, bahçelerimize dönelim. Ziraatle meşgul olalım. Tamam artık İslam hakim oldu dedik. Cihadı terk etmek suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın. Kaçıyor ya. Allah'ın farz kıldığı İslam'ın yeryüzüne yayılmasına sebep olacak olan cihadı terk etmek suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın. O ayet bunu ifade eder. Yorumlama farkı var o zaman fazlasıyla. Mutlaka. Onun için Kur'an'ın ayetinin anlaşılması için o ayet nerede nazil oldu? Hangi ortamda? Hangi olay üzerine nazil oldu? Ve Peygamber Efendimiz o ayeti nasıl açıkladı? Onun için böyle meal alıp da Allah böyle buyurur demek çok sıkıntılı. Acaba bu usta başka bir ayet var mı? Veyahut da bu ayeti Peygamberimizin bu usta bir açıklaması var mı? Hı hı. Geçmiş ulema, büyük alimler, müfessirler bu ayete nasıl anlamışlar, nasıl mana vermişler? Yani, ondan sonra artık biz de onların dışına çıkmadan elbette Mekke'de günümüzde indirilmiş olması da önemli, Medine'de indirilmiş olması da önemli. Benim. Niçin, neden, nasıl hangi var? Tarihte, tabii. Hangi olay üzerine hepsi geçerli. Bunları dikkate alacağız. Bir de ayetlerde mesela bir kelimenin birkaç manaya gelme özellikleri var bazı kelimelerin. Bunların hepsini Arapçayı da güzel bilmek lazım gerekiyor falan. Onun için bu noktada çok dikkatli olmak lazım. Meal okunacak, tefsir okunacak ama iş onun son noktayı o işin uzmanına, fıkhi bir mesele ise fıkıh kitaplarına müracaat edeceğiz. İtikadi bir mesele ise en son itikad kitaplarına müracaat ederek son noktayı koymak lazım. Yoksa bugün ümmetin hep dediğim gibi 73 fırkanın hepsi Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyor. Yoksa ama o fırkalara biz de Kur'an'ı inkar eden yok. İhtilaf ne? O Kur'an'ı anlamadan. Evet bu da bizim kitabımız. Siz de diyorsunuz. Ben de diyorum ama aynı. Bir aramızda bir anlaşma olduğu zaman yok canım öyle değildir diye dönüp gidiyor. O ayet öyle demiyor diyor. O diyor hayır o ayette böyle diyor. O zaman herkes kendine göre yorumlamıyor mu o zaman? Onun önüne geçmek için hadis var. Anlamak gerekiyor. Peygamberimizin hadisleri var. Bugün bazıları ilaçlar o hadisleri onun için kendi işine gelmediği için vermek istediği manayı, yüklemek istediği manayı uygun görmediği için o hadisleri inkar cihetine gidiyor. Uydurman, zayıf diyerek inkar cihetine gidiyor. Peki bir kısa daha ara verelim. Arada biz de sahurumuza devam etmiş olalım. Kısacık bir ara daha vereceğiz. Aradan sonra hem Kanal 42 hem de Radyo Gençlik ortak yayınında sahur vaktine devam edeceğiz. Hasan Basri Balcı hocamız da Kur'an ve Ramazan konusunda biraz daha bize son demde bir şeyler daha ifade edecek. Kısa bir ara aradan hemen arkasında karşınızdayız. Son bölümde, son demde yeniden karşınızdayız. Şöyle son dakikalara da yaklaştık artık. Yani böyle sahurun biraz daha bereketli olduğu zaman dilimleri. Çocuklar için şunu da atıştırayım, bunu da yiyeyim diyeceği zaman dilimleri. Kur'an ve Ramazan konusunu işlemeye devam edeceğiz. Biraz da yaşamsal anlamda Kur'an'ın hayatımızdaki hükmü ne kadar geçerli ve biz bunu ne kadar değerli kılabiliyoruz ona da değinmiş olacağız. Efendim şimdi İki bölümde de konuşurken çok neticeyi aslında son şundan kaynaklı biz uzağız, şundan kaynaklı da biz Kur'an'ı hayatımıza benimsiyoruz demek gerekirse siz son bölümde biraz değindiniz. Evet. Nokta atışta yaptınız. Açıkçası benim algılayabilmem açısından da önemli oldu. Ama bugün gelinen noktada açıklayıcı olan Kur'an'ı biz açıklayıcı olarak göremeyen bir insan toplumu haline geldik. Bundaki sorumluluk şundan kaynaklanıyor olabilir mi? Biz yaşarken, mesela ben bunu buna benzetiyorum biraz da, bedenden bir haram girdiyse, o bir belli bir müddet çıkmaz. Evet. Biz asıl özümüzden biraz uzak kaldığımız için de sanki bundan kaynaklı Kur'an'a yakın değilmişiz gibi geliyor. Daha doğrusu vahye yakın değilmişiz gibi. Siz onu söyleyince ben şunu söyleme ihtiyacını duydum. Yine hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İstanbul'da ya eyyuher rusul külü minet tayyibati ve amelu saliha. Ey peygamberler aleyhisselam, ey onların ümmetleri, önce helal ve temiz yiyin, sonra salih amel işleyin. Yani o bizim hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bize öncelikle emri helal yemek.
nefsimize ve neslimize helal lokma yedirmek. İşte bu lokmanın helalliği okunan ayetlerden istifade etmemize, feyizlenmemize, faydalanmamıza hadis-i şeriflerden vesile oluyor. Lokma haram oldu mu okuyoruz, dinliyoruz, çok güzel, iyi ama amele dönüştüremiyoruz. Çünkü haram lokma yiyen bir kimse artık cehennem ateşine layıktır. O açıdan işte Kur'an'ı güzel anlamanın, okumanın en başta olmazlarından olması yani, da bir de helal yemek, helal yedirmek. Bu acizane ben hemen yeri gelmişken Ramazan ayına girerken sahabe birbiriyle helallaşırmış. Öyle mi? Çok enteresan. Aynen böyle. Neden? Çünkü ibadetlerin kabulü lokmanın helalliğine bağlıdır. Ha biz oruç tutacağız, bunun kabul olması için gelin bir helallaşalım. Hani nasıl hacca giderken haccın kabul olması için helallaştıkları gibi. Yani bir hataya düştülerse Ramazan ayına girmek istiyorlar hayatı. İstiyorlar ki bu yaptığımız ibadet ve taatlar Allah katında makbul olsun. Bu ümmetin en çok dikkat edilmesi gereken bu Ramazan ayında muhasebe ve murakabe yaparak yaptığımız ibadetlerin dünya ve ahirette faydasını, tesirini görme adına lokmalarını halal ve temiz kazanmaya ama büyük önem verme. Mesela dün veya önceki gün bir rivayet okudum. Çok da ilginçti. Süte su katan bir adamın hikayesinden bahsediyor. Süte artık su katmadan satış yapayım istiyor. Sonrasında da hacca gideyim diyor mesela. Süte su katmadan satmaya çalışırken de kimse almıyor. Sonra biri geliyor diyor ki bu kadar uğraşma diyor. Sen diyor helal satmaya çalışıyorsun ama diyor onu helal parayla alabilecek de burada kimse yok diyor. Ha tabii bu toplum birbirine bağlı. Şimdi yani helal anlatan hocam var mıdır yok mudur bunlara bakmam lazım ama helal yoldan da anlayabilecek toplum var mı yok mu bunu da değerlendirmemiz gerekecek. Şimdi hepimiz bunlar birbirine bağlı yani sadece bu noktada sütçü değil yani diğerlerin de hani hepimiz de bu helal kazanma noktasında kusurlarımız kabahatlerimiz var. Sadece sütçü su katarak haram karıştırmıyor öbürlerinin de başka yönden işte seyyar satıcı önüne güzellerini koyar arkasına kötülerini koyuyor öyle haram katıyor yani dediğim gibi bu ümmetin öncelikli vazifesi halal ve temiz kazanmaktır, temiz yemektir. Bu noktada bunu yaparsak inşallah o zaman tuttuğumuz oruçlardan okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden bir faydasını, tesirini, neticesini görürüz. Şimdi ben bunu söyledikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'daki Kur'an'la olan durumuna baktığımız zaman her Ramazan ayında Resul-i Ekrem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i o ana kadar nazil olmuş ayetleri Cebrail'e okuyor, arz ediyor. Sebebi? Arz ediyor ve bu son sene iki defa arz edimi olunca artık bundan vefatının yaklaştığı da anlaşılıyor. Yani çünkü Kur'an'ı getiren Cebrail böylelikle Kur'an'daki ayetlerin doğru olarak hafızalarda korunduğunun netice onaylanması, arz edilmesi. Bu hususta okurken şunlara dikkat etmeliyiz. Bir, önce temiz olmalıyız. Abdestli olmalıyız. Yani bu noktada madden manen temiz olmalıyız. Kıbleye müteveccihen. Bunlar zahir adaplı adam. Kıbleye müteveccihen okumalıyız. Besmele çekmeliyiz. Yalnız besmele çekmeliyiz. Her hayır işle besmeleye büyük önem verelim. Bakınız ben Avrupa'da bir gün nikah kıyacağım. Sordum Hollandalı Müslüman olmuş kıza. Allah'ın emri peygamberin sünneti üzere filanla filanı evliliği kabul ettiniz mi? Kocalığı kabul ettiniz mi? Kız diz çöktü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dedi. İçim doldu. Gülesim de geldi okey diye karşılığını duyunca ama başında da besmele çekmesiyle tercüman kızımıza sordum niye besmele çekti sor bakalım cevap biraz önce hocam bir hadis-i şerif okudu külle emrin zi belin lem yübde fihi bi bismillahirrahmanirrahim fehu abtar her önemli hayırlı iş ki besmele çekilmezse o iş noksandır güdüktür eksiktir bereketsizdir. Ben diyor evleniyorum, nikahım kıyılıyor. Böyle hayırlı bir işte besmele çekmeyeceğim de ne zaman çekeceğim? Yani her işin başı besmeledir demek de halkın nazarında biraz da öyle. Biz besmeleyi nasıl çekiyoruz? Kışın araba çalışmama ihtimali varsa aklımıza besmele geliyor. Ama yazın hiç gelmiyor. Hocam artık tövbe tövbe diyoruz. O tip şekilde oluyor bunlar ya biraz. Onun için işte sonra onlar küfre gidiyor ama. Müminin özelliğini anlatırken Kur'an-ı Kerim'de semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Yani mümin işte bir vaazda, nasihatta, programda, bir kitapta, bir dini emri
Allah'ın emrini öğrendiği zaman hemen amele dönüştürmeli. Dönüştürmenin gayreti içerisinde olmalı. Biz her Müslüman dinini öğrenecek. Bunu yaptığı zaman öğrendiğini kalıcı olacak yaşayacak. Herhalde, değil mi? Tabii mutlaka. Öğrenmenin yolu bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğrenmenin yolunu bu gösteriyor. Men amile bime alime allemehullahu ma lem ya'lem. Kim bildikleriyle amel ederse Allah ona bilmediklerini de öğretir. Bugün biz bildiklerimizle amel etmediğimiz için ezberliyoruz, öğreniyoruz, unutuyoruz. Ezberliyoruz, unutuyoruz. Küçük bir parantez açacağım. Mesela ben okuyarak okumasından kaynaklı gözlük kullanan bir arkadaşımın da mesela gözlük bıraktığını gördüm. Mesela gözlerine sağlık anlamında fayda sağlamış. Çok. Yani Kur'an'ın böyle tesirli noktaları var mı? Mutlaka, mutlaka. Yani bunun çok misalleri var. Kur'an kalplere şifadır, gözlere ciladır. Ya bunlar hep Kur'an-ı söylenir. Kerim'de efendim başlamadan önce okunacak hadislerde geçen bir dua vardır. Allahümme bil hakkı enzeltehu ve bil hakkı nezel. Ey Allah'ım bu Kur'an'ı sen hak olarak indin, o da hak olarak indi. İndirdin, o da hak olarak indi. Ve bil hakkı nezel. Allahümme azzın fihi rabeti. Ey Allah'ım bu Kur'an'ı öğrenmeye, anlamaya, Kur'an'ın hükümlerine, yerine getirmeye olan azmimi, rağbetimi artır. Azzın fihi rabeti. Ve cealhün nuran li basari ve basireti. Onu Kur'an'ı benim gözüm için, göğsüm için nur kıl. Ve şifa li sadri, göğsüm için, manevi hastalıklarım için şifa kıl. Allahümme zeyyin bihi lisani. Bu Kur'an'la dilimi süsle. Dilin en güzel süsü, ziyneti Kur'an okuyor olmasıdır. Kapı açma meselesi var mı hocam burada? Mesela Kur'an'a bir aydınlıktan bahsediyorsunuz mesela aslında. Ama her şeyin de kapısını açıyor. Şimdi... Kur'an her şeyin, her hayrın anahtarıdır. Mutlaka Allah rızası için okunursa her hayrın anahtarıdır. Bunda şüphe yok yani. Yeter ki samimiyetle Allah için okunsun, Allah'ın rızasına uygun okunsun ve bugünkü olduğu gibi maalesef yani dünyevi bir menfaat temini için okunmasın. Bugün biz çocuklarımıza Kur'an'ı öğretirken bazen yanlış telkinlerde de bulunuyoruz. Ne gibi hocam? İşte oku Kur'an'ı diyor. İşte yani bunun neticesinde para almak, para kazanıyor olmak veya işte de oku diyor, imam olursun, maaşını alırsın, ne güzel diyor, işte hem diyor görev yaparsın hem maaşın menfaat gelir. Yani olur. Yani, halbuki Kur'an okurken bunlar hiç akla getirilmemeli. Sahabe Kur'an'ı öğrenirken, öğretirken hiç bunları aklına getirmiyor. Ama buradaki temel sorun o zaman büyüklerin, efradının biraz da uyguladığı için mesela hayatını Kur'an'la yaşadığı için küçüklerin de arkasından gelen neslinde ondan örnek alarak yaşamasından kaynaklı. Tabii neslinden ziyade biz anne babaları olarak, büyükler olarak burada sorumluluğumuz, hata ve kusurlarımız var maalesef. Yanlış telkinlerde bulunuyoruz. Yani Kur'an bütün nasıl namazı Allah için kılıyoruz, evet. Allah rızası için diyoruz. Kur'an'ı da Allah için okuyacağız, Allah için öğreteceğiz, Allah için yaşayacağız. Bunu bu da bir ibadetse, Allah geçmiş ümmetlerden bahsederken Kur'an-ı Kerim, Yahudilerden, Hristiyanlar, onlar Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığında satıyorlardı diyor. Satıyorlardı. Onun için nasıl namaz, oruç Allah için kılınıyor, tutuluyorsa, Kur'an da Allah rızası için okunmalı, okutulmalı, öğrenmeli, öğretilmeli. Kur'an'ın hocalarından Asr-ı Saadet'te Übey bin Ka'b bir gün talebesi getirmiş bir ok ve yay. Hı hı. Ve bu ok yerde nerede kullanılır? Allah yolunda savaş. Evet. Bunun üzerine Resul-i Ekrem'e götürüyor. Ya Resulallah diyor böyle böyle ok ve yay diyor. Böyle ister misin o ateşten bir ok, ateşten bir yay olsun sana? Düşünün yani bu yeme içme değil, elbise değil. Onun için bu hususta çok dikkatli olmalı. Namaz da oruç da olduğu gibi Kur'an da Allah için öğrenilmeli ve öğretilmeli. Sadece bazı alimler bunun karşılığında yine ulema arasında ihtilaflı ücret alınır mı alınmaz mı? Okutan bunun için kesinlikle bir ücret düşünmeyecek. Ama talebelere yardım olsun, hediye bu kabiline verilebilir demişlerdir. Ama yoksa bilhassa Hanefi uleması bu usta çok durur. Kesinlikle Kur'an'ı okumak bir ibadetse bunun karşılığında ücret alınmaz. Ona ibadet. Biraz da o zaman biz şöyle bakalım. Okuyan okutandan ziyade öğrenen öğreten. Hani Kur'an'ı bir ifade evet. kullanmak gerekirse. Ama mesela son 5 dakika kadar bir süremiz de var. İzleyicilerimiz onu hatırlatmış olalım. Ezan vakti için. Sahurlarını da bu arada yapmış olsunlar. Biz de bir, en azından burada vesile olmuş olalım. Şimdi okuyoruz. Tamam eyvallah. Ama okuduk. İtaat etmedik. Uygulamadık. Yani arkamızı döndük, burada başka işlerle uğraştık. Burada akşam namazını kıldık, oradan çıktık diskoya gittik. Yani böyle garip şeyler de var yani bu dünya evet. hayatında bugün. Buna benzer uygulamalar ne diyor? Mesela ben
içiyorum diyor adam mesela, alkol kullanıyorum diyor. O yüzden diyor namaz kılmıyorum diyor mesela. Ya da ibadetimi yapmak istemiyorum diyor. Çünkü ikisini bir arada yapmak istemiyor. Ya da ikisini bir arada yapan da var bu dünyada. Bunu nasıl ayrıştıracağız? Ayet-i kerimede, oruçla alakalı ayet-i kerimede estağfurullah. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleyküm siyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Yine namazla ilgili ayette estağfurullah. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Buyurun hocam, buyurun. Allah sizden öncekilere orucu farz kıldığı gibi size de farz kıldı. Umulur ki bu oruç sebebiyle günahlardan, kötülüklerden sakınanlardan olursunuz. Yine namaz hakkında şu namaz var ya, inne salate tenha anil fahşai vel munkar. Sizin mutlaka ve mutlaka fuhşiyattan, münkerattan alakor. Bugün demin dediğiniz gibi. Ama çok net bir ifade bunlar. Yani namaz kıldığı halde kötülük yapıyor. Haram yiyor, dedikodu gıybet yapıyor. Zina. Ama tuttuğu oruç onu kötülüklerden alakoymuyor. Halbuki Allah diyor ki bu oruç sizi kötülüklerden uzaklaştırır. Takva sahibi bir kul yapar. Takva kişinin Allah'ın gazabına sebep olacak kötülüklerden, günahlardan uzak kalması demektir. Uzak bir hayat yaşaması demektir. O bizim orucumuz uzaklaştırmıyor. Yine hadis-i şerifte men lem yeda kavle zuri vel amele bihi feleyse lillahi hacetun fi en yeda da'amahu ve şarabahu. Bir kişinin tuttuğu oruç onu yalan söylemeyi, yalanla iş yapmayı terk etmiyorsa onun aç ve susuz kalmasına Allah'ın bir ihtiyacı yoktur. Yani bizim oruçlarımız bizi kötülüklerden alakoymalı. Bizim namazımız bizi kötülüklerden, fuhşiyattan, münkerattan uzaklaştırmalı. Uzaklaştırmıyorsa lütfen Allah rızası için şu Ramazan'ın başında, şu mübarek saatlerde biz nerelerde hata yapıyoruz? Allah Kur'an'da söylüyorsa doğrudur. Hı hı. Öyleyse benim namazımda bir yanlışlık var. Benim orucumda bir yanlışlık var. Nerede yanlışlık diye ciddi ciddi bir muhasebe var. Yani mesela namazın spora da katkısı vardır. Sağlığa katkısı da vardır ama namazı spor yapmak için de yapmamak lazım. Kesinlikle. O zaman değil mi? Mesela sizin ibadet nedir? Anlayayım. İbadet Allah için yapılan bir şeydir. Yoksa bunun dışında yapılan ibadet olmaz. İbadetin ibadet olması için iki olmazsa olmaz şart nedir onlar? Bir, Allah rızası için yapılacak. İki, Allah'ın rızasına, emrine uygun yapılacak. Yani sen nedir bu oruç diyelim ki, imsak vaktinden iftar vaktine kadar orucu bozan şeylerden kişinin kendisini uzak tutmasıdır. Sen bunu değil ya ben hayır tamam yemek yemem ama su içerim desem bu iftar olmaz. Çünkü Allah'ın emrine uygun değil. Sünneti seniyeye uygun değil. Ben bu hususta kardeşlerime Allah rızası için diyorum ki ne olur. Şu madem ki Ramazan ayına girdik oruç tutacağız. Ya Allah rızası için şu oruçla ilgili bir İlmihal kitabından bahsi okuyalım. Peygamber Efendimiz oruçlardan nasıl tutardı? Nelere dikkat ederdi? Orucu bozanlar nelerdir? Farzları, vacipleri varsa sünnetleri, adabı. Bunları bir öğrenelim. Orucu bozanlar nelerdir? Yine namaz kılıyorsak bugün namaz kılan kardeşlerim Allah rızası için kendilerine bir sorsunlar. Namazla alakalı acaba kaç tane İlmihal kitabı? O zaman şöyle bir soru sorabilir miyim? Bizim namazımız nasıldı? Hazreti Peygamber'in namazı nasıldı? Bizim oruç tutma şeklimiz nasıldı? Sahabenin orucu nasıldı? Yani evet. Böyle işlem kendi yapsak güzel olur mu? Kıyaslama yapmak. Mutlaka yani elbette her hususta refleksen bizim için örnek ve önderdir. Oruçta da şimdi demin Kur'an dediniz mesela. Ama genel değil. Birebir örnek alacağız ki eksikler ortaya çıkacak. Mutlaka yoksa mutlaka yani birebir örnek alacağız. Namazımızda, orucumuzda. Fakat şunu söyleyeceğim. Şimdi hadislere Peygamberimiz örnek alan diyor ki şu var. Kendi mezhebinin Ali amel etsin. Burada bir hataya düşmesin. Bir gün mesela oru hadis-i şerif var. Geliyor sahabe. Hı hı. Ona diyor ki oruçluyken hanımını öpemezsin. Öbürü geliyor öpebilirsin diyor. Şimdi bu hadisle nasıl amel edecek bu? Bugün çok maalesef kardeşlerimiz iyi niyetli olarak işte hadis kitapları tercüme ediliyor. Hadisler kardeşim bak iki tane hadis, ikisi de sahih. Nasıl amel edecek bu adam? Şimdi bu adam Kur'an okumasını bilmeyen bir adam. Bu hadis mealini okudu. Hangisiyle amel edecek? Onu siz söyleyin hocam. Ha işte burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öpemezsin dediği genç birisidir. Bu öpmeyi daha ileri noktaya götürebilir. Hmm. Ha, öpebilirsin dediği yaşlı birisidir. Onun için kardeşlerimiz alacak. Burada kendi zaman mefhumu devreye giriyor. Ya şahıs da elbette yani şahıs da öyle. Burada alacak
Hanefiyim diyen Hanefi, Şafiyim diyen akılacak, orucu bozanlar bozmuş. Çünkü o mezhepler de ayet hadise dayanıyor. Onlar kafasından konuşmuyor. Bakınız, şimdi Kur'an-ı Kerim der ki orucu tutunuz. Evet. Orucun ne zaman başlar, ne zaman biter, neler bozar, neler bozmaz. Bunları biz hadis-i şeriflerden öğreniriz. Onun için hani edille-i şer'iye diyoruz. 4 tane şer'i delil. Kitap, sünnet, icma, kıyası, fıkha. Bu kendi başına Kur'an'la olsaydı niye peygamber göndersin Allah-u Teala? Alın kitabı, alın amel edin. O açıdan bu hususta mutlaka kardeşlerimiz, evet, peygamberimizin hayatını okusunlar, hadisleri okuyalım, ayetleri okuyalım, ama herkes kendi mezhebindeki alimleri taklit ederek onlardan tabi olarak hayatını yaşamaya çalışsınlar. Ama bu hususta da elbette Kur'an okuyacağız, anlayarak okuyacağız, tefsirlerden istifade edeceğiz ve Kur'an-ı Kerim'i mutlaka ve mutlaka öğreneceğiz. Şimdi siz çok ideal olarak anlayalım diyoruz ama bugün belki %70-80'i Kur'an'ı yüzünden okumasını bile bilmiyor. Gerçekçi olalım. Yüzünden okumasını bilmiyor. Ben başka bir hakikate temas edeceğim. Buyurun hocam. Namazda diyor manayı bozan yanlış okuma namazı bozar. Manayı değiştiren, manayı bozan yanlış okuma namazı bozar. Burada bize bir vazife çıkıyor buna göre. Nedir o? Okuduğumuzun manasını bileceğiz. Yani nakış işlememiz gerekiyor şimdi. Bileceğiz ki mana bozuldu mu bozulmadı mı bilelim ona ama göre. Biz şimdi camilerde okunan, imamların okumuş olduklarını duyarak öğrenen bir milletiz. Evet, maalesef. Yani öyle. Hocam Ezan-ı Muhammed'i de okumak üzere, ki belki de okunuyor, dışarıyı duyamıyorum açıkçası. Saatte geldi. Son sözlerinizi toparlayarak alırsak sevinirim. Allah razı olsun. Bu kardeşlerime ben son söz olarak şu tavsiyelerde bulunurum Ramazan'ın başında. İnşallah onlar Rabbimin rızasını gözeterek ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini dikkat alarak kendimizin ve ümmetin kurtuluşuna vesile olacak güzel bir Ramazan'ı yaşamaya gayret edelim. Mutlaka ve mutlaka teravih namazını acele etmeyen, jet imam olmayanların arkasında huşu ile tadil erkana riayet ederek kılalım. 5 vakit namazı cemaatle idrak etmeye çalışalım. Ne olur buna çok dikkat etsinler. Bakınız, geceyi ihya etmenin bir yolu da yatsı ve sabah namazını cemaatle kılmaktır. Men salle salate subh şâi fî cemaatin feke ennemâ gâmel ele nısfahû. Kim yatsı namazını diyor cemaatle kılarsa gecenin yarısına kadar. Sabahı da cemaatle kılan gecenin tamamını ikame etmiş olur buyuruyor. Bu nimetten mahrum kalmayalım. Peki. 5 vakit namazı cemaatle kılmaya çalışalım. Teravihleri acele eden değil, acele etmeyen. Bakınız, 5 vakit namaz için Kur'an hatimle kılmak diye bir hüküm yok. Ama teravih namazını hatimle kılıyoruz. Teravih demek ki daha yavaş olacak, daha huşulu olacak, daha çok kıraat olacak. İmam-ı Şafii 3 tane hatim önermiş. Bir teravih namazında, bir geceleyin, bir de gündüz okuyarak. Kur'an'ı bilmeyen kardeşlerimiz mutlaka Kur'an okuz öğrensinler. Tecvid ve mahrec ile. Mealiyle beraber güvenilir. Şimdi önüne gelen meal yazıyor. Bu usta da İslam ümmetinin kabul gördüğü, otorite kabul ettiği güvenilir. Elmalı Hamdi yazıyor, Ömer Nasuhu Bilmen Efendi gibi. Böyle güvenilir alimlerin mealinden gerektiği zaman tefsirlere de müracaat ederek mutlaka okuyalım. Namazı kılacak kadar Kur'an-ı Kerim'den ezber yapalım. Namazı kılacak kadar Kur'an-ı Kerim'den ezber yapalım. Mutlaka ve mutlaka çocuklarımıza Allah rızası için Kur'an'ı öğretelim. Siz Kur'an-ı Kerim'i öğretmeden, Kur'an ahlakını, Kur'an eğitimini vermediğiniz evlatlarınız sizin yarın, sizin için, aileniz için, toplum için bir bela ve musibet olacağını ve bunun yüzünden siz büyük bir azaba uğrayacağımızı bilelim. Peki. Ve toparlayayım hocam. Toparlayacaksak Allah rızası için sahurlara sadece yemek içmek için kalkmayalım. Gece ibadetlerimiz olsun, teheccüdümüz olsun, Kur'an tilavetimiz olsun ve mutlaka ve mutlaka ümmet için dualarımız olsun. Rabbim şu ümmeti Muhammed'i içinde bulunduğu her türlü zorluklardan, sıkıntılardan, kan ve gözyaşından kurtulmasına vesile kılsın. Rabbim hasta olan kardeşlerimize şifalar versin. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetle yeniden aziz eylesin.
yeniden Kur'an ve sünnete sarılarak birlik ve beraber irlik içinde şu yeryüzüne, şu insanlığa adaleti, barışı, huzur ve kardeşliği nasıl olduğunu göstermeyi nasip etsin diyorum. Rabbim bizleri Ramazan'da Peygamber Efendimiz'in yaptığı bütün ibadetleri rızasına uygun bir şekilde itikafa girerek, Kur'an okuyarak, dua ve istiğfarla, gücü yetenler umreye giderek efendim en güzel şekilde eda ve ihya etmeye bizleri muvaffak eylesin diyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rabbim razı olsun inşallah. Sen önümüzdeki Allah süreçte tekrar sizinle yine birlikte olacağız. İnşallah. Bu konunun devamında biz yarın devam ettireceğiz. Onu da ifade etmiş olalım. Hasan Basri Bağcı hocamız bizimle birlikteydi. Ezan-ı Muhammedi okundu. Biz şimdi ezana geçiş yapacağız. Hem Kanal 42 hem de Radyo Gençlik yayından bunu ifade etmiş olalım. Ama birkaç dakikalık gecikmeye de yine haberiniz olsun. Yani Ezan-ı Muhammedi Konya için en azından bunu Belde-i Muhayyere için okunmuştur. Biz şimdi birazdan ezana geçeceğiz ama ona çok dikkat etsinler. Dikkatli olsunlar en azından. Yani bu yarısını ben bulmuş olayım. Uyarak daha var demesinler. Veyahut da bir okunsa bile belki Hoca Efendi erken okumuştur. Bu usta da çok dikkatli olsun. Bazen oluyor öyle erken okumalar. Yani sağlamcı olsunlar. Teyit yapmaları. İbadetlerde sağlamcı olsunlar. Ben bu usta onları da kardeşlerime tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hocam duayla açtı, duayla bitirdi. Bize de sözü artık programı sona erdirmek düşüyor. Yarın yeniden buluşmak dileğiyle orucunuz kabul olsun inşallah. Hoşçakalınız.